Merhaba arkadaşlar, YDS, YÖK Dil ve Akademik Yeterlik sınavlarınız için hazırladığımız bir önceki dersimizde simple tense yapılarını, bunların continuous, progressive ve karşılaştırmalarını inceledik. Eğer o videoyu izlemediyseniz oynatma listesinde bir numarada bulabilirsiniz. Gelelim perfect yapılara. Perfect yapılar anlaması biraz sorunlu görünen yapılar olmasına rağmen karşılaştırmalı incelendiğinde daha da akılda kalıcı olacak. Önce bir tanım yapalım, ardından ise karşılaştıralım. Perfect ne demek? Sözlükte perfect, mükemmel, okey, tamam, süper, tam isabet, kusursuz gibi anlamlara geliyor değil mi? Bunu biliyorsunuz, bunu herkes biliyor. Peki, isimden önce geldiğinde yani bir sıfat olarak kullanıldığında ne anlama geliyor perfect? İşte o zaman tam veya tamamen anlamlarına geliyor. Perfect tense, present perfect tense yani tam zaman, tamamlanmış zaman. Zaten çevirirken yaptım, ettim diye çeviriyorsunuz değil mi? Yapılmış, yapılan, edilen. Buradaki mış, past perfect'teki mış değil. Bunu sakın karıştırmayın. Birazdan zaten karşılaştırmalı vereceğim için bunu rahatlıkla anlayacaksınız. Evet, aslında bitmiş. Ama present denmesinin nedeni şimdiye bir etkisinin olması. Doğrusu bunun tanımını en iyi Cambridge yapıyor. Aynı alıntı yapıyorum, hiç kafanız karışmasın. The form of the verb that is used to show actions or events. Yapmış tanımını, arkasından bir açıklama vermiş. That have happened in a period of time up to now. Sonuna da bir örnek yapıyor bakın. The sentence I have never been to Australia is in the present perfect. Fiilin bu formu nerede kullanılırmış? Bir de dilimizde söyleyelim. To show actions or events, hareket veya olayları. Nasıl olaylar bunlar? Have happened in a period of time. Anlatırken bile perfect kullanmış. Olan, ne zaman olan? In a period of time. Bir zaman periyodunda olan. Ne zamana kadar? Up to now, up to, en fazla, e kadar gibi anlamlara sahip. Yani en fazla şu ana kadar. Yani sözün söylendiği ana kadar. Aslında kendisi de yazmış anlamını. Demiş ki, geçmişte başlayan ve eylemin konuşulduğu ana dek geçen süre içinde olan eylemleri belirten fiil şekli. Yani sana diyor ki, geçmişte başlamış, bana ne zaman başladığından çok. Bana olan etkisi ya da zamana olan etkisi önemli. Neymiş past tense ile farkı? Örneğin, Iran broke the record for Asia's highest temperature ever recorded during June yesterday. İran kırdı. Neyi kırdı? Break, kırmak. Broke, passive çekimi. Broken ise past participle çekimi. Broken'ı passive yaparken ya da perfect yaparken kullanıyorum. Dağıtmadan devam edelim. Neyi kırdı? The record. Spesifik bir rekor var ortada ve bunu kırmış İran. Ne rekoru bu? Asya'nın en sıcak. High, higher, highest. Komparatiflerde gördük bunu. En yüksek temperature, sıcaklık rekorunu. Nasıl bir rekor bu? Ever recorded during June. During June. Haziran ayı boyunca kaydedilen. Recorded. Ever var orada. Ever ne demek? Birazdan perfect'in zarflarını belirtirken söyleyeceğim ne işe yaradığını ben onu. Şunu duymuşsunuzdur. Have you ever seen him? Bu kalıbı hatırlıyorsunuzdur. Hiç onu gördün mü? Yani ezelden bu yana. Eğer bir zaman sınırı koymazsa tabii, yani gelmiş geçmiş dönemde, geçmişten bu yana, geçmişte başlamış, şimdi de soruyor sana. Perfect'te zamanın önemi yok, görüp görmediğinin bir önemi var. Ama bizim cümlemiz Iran broke the record for Asia's highest temperature ever recorded during June yesterday. Bu simple past bir cümle ve bugüne kadar anlamı veren yapı ever orada işte. Gelmiş de geçmiş diyelim, akılda kalsın. Haziran ayı boyunca kaydedilen gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı diyor. Buraya kadar tamam ama adam orada yesterday koymuş sonuna. O ne? Dün demek olsa gerek. Dün kırmış bu rekoru. İşte past simple olan zamanda zamanın bir önemi var. Yani direkt söyler ya da ima eder. Zamandadır vurgu yani. Mesela deseydi ki China's consumers have begun paying for music. Burada have verb 3 gördüm. Demek ki zamanın önemi yok diyorum. Çinli ya da Çin'in consumerları. Consumer neydi? Bunu paragraf yorumlama videolarında görmüştük. Tüketici demek. Have begun. Begun neydi? Begin. Begin fiilinin past participle hali. Begin ise başlamak demek. Beginning vardı, isim hali, başlangıç diyorduk. Neye başlamışlar bunlar? Paying. Ödeme yapmaya. Fiilin yanında ing var ve ödemek fiili, cümlede bir tane fiil var zaten. Begin ikinci fiil. İki fiil olur mu cümlede? Olmaz. İkinci isim yapmış. ING getirmiş bunu. Prefix suffix derslerimizde gördük. Gen definitive'de de göreceğiz. Ne için ödeme yapmaya başlamışlar? For music. Müzik için ödeme yapmaya başlamışlar. Burada anlam yoğunluğu eskiden ödemiyorlardı. Artık ödüyorlar durumunda. Ne zaman ödemeye başlamışlar? Bizi ilgilendirmez. Önemi yok yani. Peki nasıl anlayacağım? İşte bunu present tense veya past tense'i karşılaştırırken söyledik. Bunlar için mantıklı bazı ipuçları, belirteç, zarflar var. Ama her zaman tutar mı? Genelde.
Genelliğin altını çizeyim, bakın kontrpiyede kalmayın. Tutmayabilir. Maksat zarfları öğrenmeniz burada. Ne var mesela? Perfect tense ile kullanılan zarflar already var mesela. Ne demek already? Çoktan demek. Zaten yaptım ben onu derken, yani vurgunun fiilin yapılıp yapılmamasında ya da olup olmamasında olduğu durumları ifade eden zamanlarda kullanıyordum, değil mi? Biraz düşününce oho ben onu hallettim çoktan derken kullandığımız yapı already işte. Örneğin, Trump's budget plans have already cut financial support for low-cost housing. Trump'ın budget, bütçe demek, bütçe planları have already cut, have cut. Cut burada cut fiilinin üçüncü hali. Neyi? Support, desteği. Ne için? For low-cost housing. Küçük bütçeli evler, barınaklar, konutlar için low cost housing sıfat aldım başına low cost. Düşük maliyet demek low cost. Ne oldu burada önemli olan? Desteği kesmiş olması. Ne zaman yaptı bunu gibi gereksiz bir soru ve detay yok. Already zaten yaptı. Hani ne zaman olduğunu ne yapacaksın sen? Eğer detay vermek isteseydi zaten orada have kullanmazdı. Direkt verb 2 yani cut derdi. Veya sonunda gün verirdi. Derdi ki yesterday ya da the day before yesterday ya da last week derdi mesela. Bakın tekrar ediyorum. Yarın bir gün bir makalede görürsünüz, bir haberde görürsünüz ki bu çok çıkar haberlerde. Already ile diğer yapılar da görürseniz şaşırmayın. Birazdan söyleyeceğim. Present Perfect'teki zaman zarfları arasında already de geçiyor ama bu demek değil ki already gördüğüm yerde have'i yapıştır gitsin. Hayır, yok böyle bir şey. Başka ne var zarflar? Just var, sadece anlamında, henüz, daha, şimdi, yeni gibi anlamları var. Ne var başka? Hızlıca geçeyim çünkü birazdan sayacağım onların anlamlarını. Tek tek örneklerde vereceğim. Yet var, recently, so far, up now, up until now, for, since. Bunların hepsi present perfect'te kullanılabilen zaman zarfları ya da zarflar, değil mi? Hadi karşılaştıralım. Temelde de karıştırılan iki yapı zaten bu. Present perfect ve past perfect. Sınavlarda da işi biraz zorlaştırmak ve seçici olması adına gerek paragraflarda gerek close test sorularında sıklıkla kullanılırlar. Bakın sıklıkla kullanılırlar. Bunu karıştırmayın. İyi öğrenin bunu. Present perfect yapı aynı past tense gibi geçmiş zamanı belirten bir yapı olsa da ayırt etmek için bilmeniz gereken bazı noktalar var present perfect'te. Bunu çok detaylı açıklayacağım ama üçünü karşılaştıralım. Neyi karşılaştıracağız? Simple past, present perfect ve past perfect. Tabloda gördüğünüz gibi birazdan açıklayacağım bunların hepsini. Geçmişte yaptığın işi, zamanı biliyorsan ya, simple past senin doğru zamanın. Ama present perfect'te ne zaman kullanıyordun? Az önce sürekli tekrar ettim ben bunu. Zamanın bir önemi yok burada present perfect'te. Önemli olan vurgu, yani işin yapılmasında. Aynı zamanda birkaç saniye önce bile olmuş olsa bile geçmişte olan bir olayın şimdiye etkilediği durumlarda kullanılır. Ayağım kırıldı derken ki zaman değil, hani kırılma olayını vurguladığın zaman have verb 3 yani present perfect kullanıyorsun ya. Kullanılan yapı aslında şu an ayağının zaten kırık olduğunu da ifade ediyor sana. Bu tamamen cümle içinden, konteksten, anlamdan, bağlamdan daha doğrusu anlaşılacak bir durum. Peki past perfect'i ne zaman kullanıyordum? Daha çok present perfect tense'den önce olmuş olaylar için kullanılıyor bu. Mış mış diye anladığımız yapılar bunlar. Peki nerede kullanıyorum bunları? Haliyle içinde mış geçen yerlerde kullanabiliyorum. Mesela Türkçe'de oluşuna şahit olmadığımız durumlarda kullanabiliyorum bunu. O bunu yapmış tek bir cümle halinde, yani karşılaştırma olmayan durumlarda mış veya mişe vurgu yapmak istersem kullanırım ben past perfect tense'i. Başka nerede kullanırım peki? Sınavlarda kullanırım değil mi? Amacımız da bu zaten, bunu öğretmek. Genellikle daha önce olan olayın hakikaten daha önce olduğunu belirtmek, vurgulamak için kullanılır. Hani bu yaptı, o ise yapmış. Hem daha önce olmuş hem de benim haberim yok. Mesulü ben değilim derken ki yapı bu. Başka nerede kullanılıyormuş? İçinde miş geçen, bunu çok istemiştim ama olmadı hani derken ki yapılarda. Neymiş yani? Umut etmiştim. Ama maalesef. Değil mi? Bu durumlarda da ben past perfect'i kullanabiliyorum. Anlam açısından bu üç tense'i karşılaştırdık. Şimdi de zaman farklılıkları açısından, zaman zarfları açısından ya da belirteçler açısından ne fark var bir bakalım. Mesela past tense'de muhtemelen arkasında bir zaman zarfı vardır cümlenin. Bunu işledik ama hatırlayalım yine de. Neydi onlar? Yesterday'li yapılar mesela. Yesterday morning, yesterday night, the day before yesterday gibi 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 yesterday içeren yapılar past tense isim geliyordu bize. Last'lı yapılar mesela. Last month, last week, last night gibi yapılar. Veya ago'lu yapılar. 2 days ago, 3 days ago, 5 days ago mesela. 10 days ago veya 1 year ago, 2 years ago gibi gibi. Present perfect çok önemli olduğu için ona en son bakacağım. Past'a bir bakalım. Past perfect'te, past perfect
belirten öyle spesifik zaaflar yok ama önemli olan şey var ki sınavda sizi Tonga'ya düşürebilir. Neymiş o? Örneğin bir sıralama sorusu sordu, bir cümle verdi ve close olarak dedi ki size ne gelecek boşluğa. Şıklarda da tersleri gördün ama bir baktın ikisi de past. Aman Allah'ım, Hüseyin Hoca önceki perfect olacak demişti, şimdi çuvalladık işte deyip kafayı duvarlara vurmuyor. Arkamdan konuşmuyorsun. Bir daha okuyoruz soruyu. Eğer cümle içinde after, before veya buna benzer sıralama belirtisi veren firstly, secondly falan gibi bir şey varsa iki tarafta pas olabiliyor. Bu önemli. Bu bunu yaptı. Önce öbürü bunu yaptı. Az önce ne dedim? O bunu yaptı, öbürü ise yapmış. Hani önceden past perfect kullanmak isteniyorsa bu anlamda yapılan bir sıralama bağlacı koymana gerek yok. Ama bağlaç koyarsan ya da sıralama belirtisi koyacak, belirtisi verecek bir şey koyarsan oraya after, before veya buna benzer bir şey, o zaman iki tarafı da past yapabilirsin pekala. Çünkü en nihayetinde ikisi de geçmiş zaman. Biliyorum siz başa sarıp dinlemeyeceksiniz, bu yüzden ben de iyice kazınsın diye tekrar edeceğim. Neymiş cümlede? Before, after veya buna benzer işte firstly, secondly gibi sıra belirten yapılar varsa... İki taraftan önce olanı belirtmek için past perfect kullanılmasına gerek yokmuş. Bu önemli. İki tarafta past olabilirmiş. Geldik present perfect'lere. Present perfect'te kendini belirten zarflar büyük ölçüde vardır. Bu zarfları burada veriyorum ama haberlerde veya makalelerde özellikle bu zarfların yanında perfect görmediğinizde sakın şaşırmayın. Çünkü bunlar yalnızca size sınavda ayrım yapabilmeniz açısından verilen tiyolar. Tiyosuz soru sormazlar. Bunlar yoksa başka bir şey var mıdır? Mutlaka onları da paragraf yorumlama derslerinde görüyoruz zaten teker teker ama özellikle haberlerde mesela He is already in USA gibi bir şey de görürseniz neden perfect yapmamış, neden perfect değilmiş diye şaşırmayın sakın. Neydi zaman zarfları? Şimdi bakalım teker teker. Already var mesela. Already ve yet. Bu ikisi de cümlede henüz anlamına gelen yapılar olsa da already olumlu cümlelerde kullanılır. Ama just'ı birazdan vereceğim. Ayırmak için mesela already çoktan diyebilin. Çoktan geldi ya da henüz gelmedi, çoktan geldi derken already, henüz gelmedi derken yet. Bunların örneklerini birazdan geniş geniş bol bol göreceğiz. Yeti ise şu şekilde öğrenin. Yapma, hadi daha bitmedi, 2 dakika sabret derken kullanılan bir yapı bu. Yet, hani daha olmadı, daha bitmedi, daha yapmadık. Olumsuz yani. Başka ne var? Ever ve never var. Yani bu ikisi de hiç anlamına gelen zarflar. Aynı already ve yet'teki gibi biri olumlu, biri olumsuz cümlelerde kullanılır ama tek bir fark var. Ever genelde soru cümlelerinde daha çok kullanılır diye verilir. Bazı yerlerde ever'ı yalnızca soru cümlelerinde kullanıldığı bilgisi verilir ama bunu unutun, yok böyle bir şey. Ever soruda çok duyarsınız evet ama düz metinde de yeri var. Örnekleri çok fazla. Çünkü ever yalnızca hiç anlamına gelmez. Yeri gelmişken verelim, daha doğrusu ever'ı siz hiç diye öğretip kestirip atmayın ya da hiç diye öğrenip kestirip atmayın. Böyle öğrenirseniz düz cümleye oturtamazsınız tabii. Öncesinde, evvelinde gibi öğrenirsem hem soruya oturur hem de düz cümleye. En sık verilen örneğe bakalım. Have you ever been to place gelir sonunda. Mesela Ankara. Atıyorum Ankara, İstanbul. Bu cümleye dersen ki hiç Ankara'da bulundun mu? Öğrendikten sonra düz cümleye oturtamazsın ever. Ama dersen ki daha önce hiç Ankara'da bulundun mu? Bu sefer karşına daha önce yaptım, daha önce yedim, daha az yedim derken ever düz cümleye oturur. Bak bakalım oturuyor mu? We hardly ever go out these days. Ever burada go'nun önünde mi? Evet. Yani fiili niteleyen bir zarf mı? Evet. Cümle olumlu mu? Evet. Ne diyor? Bugünlerde çok az çıkıyoruz. Dışarı yani. Ne demek oluyor? Eşittir. Neredeyse hiç çıkıyoruz. Değil mi? Bak hiç de oturdu. Unut bütün bildiklerini. Hatta pekisin diye bir de never'la da yapalım. We never go out these days. Bugünlerde hiç dışarı çıkmıyoruz. Buna rastlarsınız. Kaçırmayın bunu. Başka zarflar da var. Ne var? Just var. Daha yeni yaptım. Yet neydi? Henüz yapmadım. Just neydi? Yeni yaptım. Dur bir soluklanayım mesela. I have just eaten. Yeni yedim daha. Since ve for. Bunlar da perfect tense ile kullanılan yapılar. For genel olarak için şeklinde öğretilse de since ile aynı anlama geldiği de olur. Then beri anlamına yani. Bu anlamda görürsen zaten mutlaka perfect yapıdır. Mesela since de geçmişte belirli bir zamandan bu yana, for da geçmişte belirli bir zamandan bu yana. Ama for da bir zaman aralığı kastedilir. Şöyle ki since Sunday, pazardan beri, for 3 days, 3 günden beri mesela, 3. gün pazara dek geliyordur değil mi? Gene pazardan beri olur. Birazdan bolca örnek gelecek. Bunların dışında ne var? Up to the present, şimdiye kadar. Aynı just ve already'de olduğu gibi. Recently veya lately, son günlerde, son zamanlarda gibi zarfları da var bunların. Gelelim örneklere.
even though scientists have greatly added to the body of work generated by the first biochemist, many unsolved mysteries remain. Even though neydi bunlar zıtlık bağlaçları? Though, even though, although. Bunlar zıtlık bağlaçları videosunda gördük. O videoyu da izleyin mutlaka. Rağmen, neye rağmen? Bilim adamları have added. Add, ilave yapmak. Added, ilave yaptılar. Nasıl bir ilave? Bak orada fiili niteleyen bir zarf var. Yani adverb var. Greatly. Greatly çok fazlasıyla. Bilim adamları fazlasıyla katkı yaptı. Bu fazlasıyla büyük yapılan katkılara rağmen diyor bak. Ama bu katkı neye? The body of work. Body of work burada bir kalıp. Şimdi söyleyeceğim ne olduğunu ama yine de bilmiyormuş gibi çevirin bakalım. Body, vücudu. Of work, işin vücudu. Mu acaba? Biraz hayal gücü. Bir işin vücudu ne? Bütünü. İşin bütünü. Biraz yumuşadı, güzelleşti anlam. İşin bütünü ne? Zaten anlamda da bir kişinin yaptığı işlerin bütünü body of work olarak verilir. Bilim adamları işin bütünü ne? Fazlasıyla katkı yapmış olsalar bile hangi işler bunlar? By the first biochemist, ilk biyokimyacılar tarafından yapılan ilk işler. Hadi toparlayalım. Bilim adamları ilk biyokimyacılar tarafından yapılan işlere büyük katkı yapsalar da ya da yapmış olsalar bile ya da yapmalarına rağmen many, birçok unsolved, solved çözmek, solved çözülmüş ya da çözülen sıfat yapmış, unsolved çözülmemiş yani. Birçok çözülmemiş mysteries, gizem, esrar değil mi? Remain ne demek? Bazıları buna artmak diyor ama bu artma yanlış anlaşılabilir. Bakın artmak derken grow'daki gibi bir artmak değil bu. Arta kalmak. Yani şöyle diyelim. To continue to exist. Var olmaya devam etmek. Kalmak yani. Varlığını devam ettirmek. Ne diyor peki tamamı birleşince? Bilim adamları ilk biyokimyacılar tarafından üretilen işe fazlasıyla katkı yaptılarsa da çözülmemiş gizemler hala var diyor. Gelelim kullanılan yapılara. Cümleyi baştan sona bir inceleyelim. İlk cümle have var orada. Bir zarf var. Arkasından added. Verb 3 var. Tense'i nereden alıyoruz? Have added. Have verb 3. Present perfect. Neydi present perfect? Bir iş var yapılan ama zaman önemli değil. Zamandan çok bize önemli olan iş. İşin yapılıp yapılmamış olması. İşin ne durumda yapılmış olması. Bak bilim adamları katkı yaptılar. Geçmiş zaman ama zamanın bir önemi yok. Zamanı var mı? Zaman zarfı yok. Üstelik dediğimiz iki önermeye de uyuyor. Hani bilim adamları bir şey yaptı ve hala etkisi var bizde. Evet, buna uyuyor. Geçmişte yapılmış bir iş etkisi devam ediyor. Buna uyuyor. Yine geçmişte yapılan bir iş ama zamanın bir önemi yok. Yine present perfect. Buna da uyuyor. Başka bir örneğe bakalım. Scientists have developed techniques to label biological compounds with isotopes. Parantez içinde vermiş. Radioactive elements. So they can study the process of metabolism as the compounds undergo chemical change. Bilim adamları have developed. Bir have verb 3 yapısı daha. Develop, geliştirmek. Developed, geliştirdi ya da have developed, o da geliştirdi. Ama önemli olan bunun geliştirilmesi. Ne zaman yapıldığının bir önemi yok değil mi? Techniques, teknikler geliştirdi. Ne için? To label. To label etiketlemek. Demek ki etiketlemek için bazı teknikler geliştirmiş bu bilim adamları. Bakalım ne etiketi bu? Biological compound. Compound bileşik demek. Biyolojik bileşikleri etiketlemek için teknikler geliştirdiler. İlginç değil mi? Ne ile etiketliyorlar peki? With isotopes. İzotopu kimyadan biliyor olmalısınız. Bir çeşit element. Parantez içinde de radyoaktif elementler demiş. So they can study. Bu yüzden bunlar çalışabilir. Nerede? The process of metabolism. Metabolizmanın sürecinde. Nasıl? Nasıl metabolizma? As the compounds, bileşikler olarak. Nasıl bileşikler? Undergo, uğramak. Chemical, kimyasal, change, değişim. Kimyasal değişime uğrayan bileşikler, değişim yaşadığı, değişim geçirdiği metabolizma sürecinde çalışabilirler diyor. Yani bilim adamları bir takım teknikler bulmuş ve bu teknikleri, tekniği present perfect tense ile anlatmış ki bu bize önemli olan bu tekniğin bulunmasının olduğunu anlatıyor. Zamanın bir önemi yok. Yani dün bulmuşlar, bir yıl önce bulmuşlar, 1900'lerde bulmuşlar, bir önemi yok. Eğer zamanın bir önemi olsaydı ne derdi bize? Scientists develop techniques ne zaman? Yesterday atıyorum ya da the day before yesterday ya da last week ya da last year mesela son yıl ya da geçtiğimiz yıl. Ama past kullansaydı da size TO olarak mutlaka zamanı verirdi. Bir de sıralama örneği verelim. Bu örnek Gilbert Lewis'in çalışmalarını anlatan bir kitaptan alındı. Gilbert Lewis, kimyasal termodinamik üzerine çalışan ve 1900'lü yılların ortalarında hayatını kaybeden bir bilim adamı. Onun hayatı içinde bir kesitten bir örnek vermiş bize. While still a student at Harvard, he had postulated that light
could exert a pressure on dilute matter in outer space, and he later introduced the term photon to describe the particulate nature of electromagnetic radiation. While still a student at Harvard, when ile while bunları biz tensel videosunda görmüştük, gramer videosunun birincisinde biri your istiyordu. Hangisi? While tabii ki. While'ı biz süreklilik isteyen durumlar için kullanıyorduk. Still demiş bak, hala daha, hala, yani orada Harvard'da olduğu sürede, yani hala orada öğrenciyken he had postulated, had postulated. Postulate nedir? Önerme. Teori gibi bir anlam var ya da ileride oluşabilecek ya da geliştirilebilecek fikir ya da düşünce için önermede bulunmak. Bir fiil çünkü. Ya da teori önermek gibi anlamları var. Kısaca önermek desek bile olur. Önerdi. Had dediğine göre önermiş, mişli geçmiş, önermiş ya da varsaymış gibi bir anlamları var. That, açıklama verecek. Ne önermiş, ne varsaymış? Light, ışık. Could exert, exert zorlamak, baskı kurmak gibi bir anlamı var. Exert a pressure, baskı uygulanabilir diyor ya da güç uygulayabilir diyor. Nerede bu baskı? On dilute matter. Dilute'in iki anlamı var. Biri fiil olarak seyreltmek, sulandırmak gibi bir anlamı var. Diğeri de sıfat olan seyreltilmiş gibi bir anlamı var. Burada matter, cisim, madde. İsim değil mi? Bu ismin önüne ne geliyordu? Sıfat geliyordu. Sıfat olarak seyreltilmiş anlamındaydı. Seyreltilmiş madde üzerinde bir basınçtan bahsediyor o zaman. In outer space. Outer space nedir? The universe outside the Earth. Dünyanın dışındaki universe, evren, atmosfer dışı yani, galaksi, uzay boşluğu, uzay derinliği. Buradaki seyreltik madde üzerinde basınç uygulayabilir önermesinde bulunmuş. And ve he later introduced, later, sonra. Sonra introduce yapmış. Ortaya koymuş değil mi? Ortaya koydu. Neyi? The term photon. Photon terimini ortaya koydu. To describe, tanımlamak için the particulate nature of, parçacık doğasını, parçacık niteliğini, neyin parçacık niteliği? Electromagnetic radiation. Elektromanyetik radyasyonun parçacık niteliğini tanımlamak için foton terimini ortaya koydu diyor. Şimdi iki cümle haliyle iki tense var. İlk cümle past perfect ki geçmişte olan olaylardan hangisi çok eski? Bunu miş dediğimiz zamandan anlıyorduk biz. İkinci cümlede de past tense var. Yani geçmiş zaman. İkisinin bir arada kullanılması neyi veriyor bize? Sıralama yapmış. Önce hangisi olmuş? Past perfectli olan olmuş. Arkasından past tense'li olan olmuş. Bir cümle daha olsaydı günümüzü etkileyen, bunu da sıraya sokacak olsaydım ne olurdu? Present perfect olabilirdi mesela. O zaman sıraya nereden girerdi present perfect? En sonda. Yani günümüze en yakın olanı bu işte. İşte üç tense ve karşılaştırdık. Umarım past, present perfect ve past perfect tenslerin farklarını ve ayrımlarını iyi anlamışsınızdır. Burada verdiğimiz tense ve örnekler sizlerin mutlaka pekiştirmesi gereken yapılar. Bunları paragraf yorumlama derslerimizi izleyerek mutlaka ve mutlaka pekiştirin. Orada yeri geldiğinde tenslere, yeri geldiğinde modullara, yeri geldiğinde ise ve özellikle yeri geliyor bağlaçlara atıfta bulunmaya çalışıyoruz. Bunlar sizin sınavlarda veya akademik makalelerde fark etmez, sürekli karşılaşacağınız ve anlamı kesinlikle olmadan, bilmeden oturtamayacağınız yapılar. Bunlar olmazsa olmazlar. Lütfen bunları, videoları, video dersleri kendinize bir süre belirledikten sonra tekrar tekrar izleyin, pekiştirin. Öğrenmek için eğer vaktiniz varsa, zamanınız varsa farklı kaynaklarda tarayabilirsiniz. Önemli olan sizin öğrenmeniz. Sürekli tekrar en önemli öncelik olmalı sizin için. Öğrenmenin yolu tekrardan geçiyor, bunu bilin. Bugün YDS, YÖKDİL ve akademik yeterlik sınavlarınıza yönelik derslerimizde gramer derslerimizin ikinci videosunu sizlerle paylaştık. Dediğim gibi bir yandan bunları verirken bir yandan da paragraf yorumlama derslerine devam ediyoruz. Paragraf yorumlama derslerimizi her gün mutlaka takip edin. Hatta bunları birer oynatma listesi şeklinde sıraladım. Ben en doğru sırayı oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.